Merhabalar, nasılsınız? Bugün Türkçe derslerimizden 5. derste bir aradayız. 5. dersimizin konusu basit, türemiş, birleşik sözcükler. Beni dikkatli bir biçimde dinlersen bu konuyu kolay bir biçimde öğrenebileceksin. Çocuklar, basit sözcükler, türemiş sözcükler ve birleşik sözcükler. Biz sözcüklerimizi üç grupta inceliyoruz. Basit sözcükler anlamlı olarak daha küçük parçaya ayrılamayan yapım eki almamış kelimelerdir. Biz yapım eklerini de incelemiştik. Neydi? Yeni bir kelime yapıyorduk. İşte bu yeni bir kelime yapılmamış herhalde. Neler? Masa, sıra, kalem, balık, muz, defter gibi. Burada örnekler arasında önemli bir örneğimiz var. Bazı çocuklar mesela balık kelimesi diyelim ama öğretmenin balık kelimesi baldan balık olmuyor mu diyor. Hayır evlatlar olmuyor. Çünkü bal ile balık birbiriyle alakalı kelimeler değil ki. Bu nedenle bu kelimenin direkt kendi hali, en küçük hali, yani kök kısmı, en önemli kısmı zaten direkt balık. Bu nedenle basit hali, bas basit haliyle beraber balık oluyor. Anlaştık mı? Türemiş sözcükler, yapım eki alan sözcükler. Anlamda değişiklik yapanlar. Biz bir önceki videomuzda bunu işlemiştik gözcü göz aklımıza gelirken gözetleyen kişi hakkına geliyordu. Yani artık türemişti. Bilgin, bilmekti. Bilme eylemiyken bilgin artık bilen kişi anlamına geliyor. Kitaplık aklımıza kitap gelirken kitap koyduğumuz şey geliyor. Sepetçi aklımıza sepet gelirken sepeti satan kişi geliyor. Yani sözcükler Tırıyor. Bir de birleşik sözcüklerimiz var. Birden çok kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sözcükler. Kara Kara olan ve dut olan. Kara ve dut bir araya gelmiş. Kara olmuş. Çanak, kale. Çanak, kale. Çanak kelimesi ve kale kelimesi bir araya gelerek oluşmuş. Kara, sinek. Kara olan sinek. Hanım, ele. Yine birleşik. İlkokul. ilk olan okul anlamında. Bunların hecelemelerine dikkat ediyorduk. Hemen yeri gelmişken hatırlatalım. Hanımeli nasıl ayrılıyordu? Hanımeli. Hanım eli diye ayırmıyorduk değil mi? Ünlüleri her birine katarak ilerliyorduk. İlk nasıl ayrılıyordu? İlk okul demiyorduk. İlk cool diyorduk. Her bir hecede bir tane ünlü bulunduruyorduk. Hatırladın değil mi? Evet oraya ünlem demiştik. Çok önemli demiştik. Şimdi çocuklar kelimelerin basit mi, türemiş mi, bileşik mi olduğunu bulacağız. Gayet basit bir şekilde. Zaten konumuz da oldukça basit. Hadi bakalım. Kalem. Basit mi, türemiş mi, bileşik mi? Bakalım kimler bilecek? Evet, basit. Çünkü zaten direk kendi hali onun kalem. Çanakkale. Çanak ve kale birleşiyordu. İki kelime bir araya geldiği için biz buna ne diyorduk? Birleşik. Süpersin. Bilgi. Neydi? Bilmekten bilgi. Bilgili olan kişi. Yeni bir... Anlam geldi aklıma. Yeni bir şey yaptım. Gi yapım ekiyle ben bilgiyi türettim. Türettiğim için de türemiş diyoruz. Silgi. Silmekten, silme eyleminden. Silgi, silmeye yarayan yeni bir eşya anlamına geliyor. Yeni bir şey türettim. Yapım eki, gi yapım ekiyle bunu yaptığım için biz buna ne diyoruz? Türemiş. Ayakkabı ayın kabı iki tane kelime bir araya gelerek oluştuğu için biz buna ne diyoruz? Evet birleşik. Gözlük. Aklımıza göz gelirken daha sonra görmemize yarayan bir eşya anlamımıza geliyor. Lük yapım ekiyle yeni bir şey yaptığımız için, lük yapım eki yeni bir şey türettiği için biz buna ne diyoruz? Evet, türemiş diyoruz. Kahve, direkt kelimenin kendi hali zaten kahve olduğu için biz buna basit diyoruz. Anlaştık mı? Bu kadar. Kelime kendi halindeyse, direkt ilk olarak kendi özüyle ise, daha küçük parçaları ayıramıyorsak biz buna basit diyoruz. Eğer yapım iki alarak yeni bir şey türemiş oluyorsa biz buna türemiş diyoruz. İki kelime bir araya geldiyse birleşik diyoruz. Bu kadar basit. Gelelim sorularımıza. Aşağıdaki cümlede geçen türemiş kelime hangisidir? Çocuklar okulda dikkatli olmalı. Hadi bakalım bul kelimemizi. Türemiş neydi? Yapım eki alacaktı. Yeni bir anlam haline bürünecekti. Şimdi çocuk, aklıma gereken çocuklar ile hala aynı çocuk geldiğinden dolayı bu çekim eki, çoklu keki, çekim ekiydi. Okul, da okulun içinde bulunma durum eki neydeydi? Çekim ekindeydi. Eğer burada hata yapıyorsan önceki videolarımıza git. Sözcüğün anlamını değiştiren kelimeler videosunu izle. O zaman daha iyi anlayacaksın. Tamam mı evladım? Dikkat, dikkatli. Dikkatli olan birey haline geldi. Yeni bir kelime yaptım. Yeni bir kelime yaparak kelimeyi türettiğim için cevap dikkatli olacak. Hadi ekranı durdur ve bu soruyu kendin dene. Aşağıdaki cümlede geçen birleşik kelime hangisidir? Neydi birleşik kelimemiz? İki tane kelime veya daha fazla kelime bir araya de, Bir araya gelerek oluşturulan kelimeydi. Balıkçı bugün Karadeniz'de denize açılmayacak. Hangisi birleşik? Denize, Karadeniz'de balıkçı bugün. Evet, kara ve deniz kelimeleri birleşmiş. Birleşik kelime haline gelmiş. Değil mi? Balıkçı ne? Aklımıza balık geliyorken balıkçı yeni bir şey yaptığı için yapım ekiyle beraber ne oldu? Türemiş kelime oldu. Değil mi? Hadi bakalım ekranı durdur ve lütfen kendin dene. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir? Nedir birleşik kelimemiz? İki tane... Sözcük bir araya geliyordu ve yeni bir kelime oluşuyordu. Kül bastı. Beşik'in söyleyenler doğru söyledi. Güzel kelimesi hangi türde bir kelimedir? Kelimenin en küçük hali değil mi güzel? En küçük hali ise ne oluyordu? Basit. Burada sizi kaldırmak için hem birleşik hem bileşik yazdım. Bakalım fark edecek misiniz diye. Anlaştık mı? Kelimemiz bileşik değil, birleşik kelimeler oluyor çocuklar. Bakalım. Gece kondu kelimesinin türü hangisidir? Gece ve kondu. Gece kondu. İki kelime bir araya geldiği için Birleşik kelimeler. Bileşik mi? Hayır, değil değil mi? Aşağıdaki kelimelerden hangisi basit bir kelime değildir diyor. Masa en küçük anlamlı kelime. Bu nedenle bu basit. Kitap en küçük haliyle anlamlı bir kelime. Öğretmen lik aklımıza öğreten kişi gelirken bu meslek adı geliyor. Yani yapım ekiyle yeniden yeni bir kelime türemiş oluyor. Yeni bir kelime türüyor. Bu basit değil. Çiçek aklımıza gelen en küçük yapı kelimesi. Anlaştık mı? Çocuklarım dersimiz bugün bitti. Youtube kanalıma abone, abone olmayı ve diğer videolardan yararlanmayı lütfen unutma. Ebeveynlerin için bilgilendirici videolar izlemek istiyorsa ebeveynlerine iletebilirsin. Instagram'dan beni takip edebilirler. Bu konuyla alakalı etkinlik kağıtlarına da Google üzerinden birkütamöğretmen.com'a ulaşabilirsin. Etkinlik kağıtlarını indirebilirsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal, sevgiyle kal.